Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı. Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Erdoğan'ın efendi. Aramızda teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Her şey... Türkiye için dualarımız, hayallerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz" diyerek başlarken "Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir" dedi. Dünya duysun. Seviyoruz, çok seviyoruz.
yaşayan şey Türkiye için. Bu millet sevilmez mi? Biz severiz. Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur İttifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük. Ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye 100 yılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Hazır mıyız buna? Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Hamdolsun, kayda değer herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçimin gayri resmi seçim sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta, gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun, yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan, demokrasimizin gücünü ispatlayan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, parti temsilcilerini, sandık görevlilerini, müşahitleri, emniyet mensuplarını ve diğer herkesi tebrik ediyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye 100 yılından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan ikinci tur seçimiyle milletimizin
Cumhurbaşkanlığındaki yani yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir. Hatırlarsanız biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleriyle onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Şimdi burada aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor. Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. ...2018'de... CHP vekil sayısı 146'ydı. Hesap yapıyoruz ya. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. %1 oy alan partilere ne yaptı? 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü? 129'a. 146'dan 129'a. Hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. Ve yutmadı, 17 vekil düşmüş durumda. Kardeşlerim,
Ne diyordu? Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü milletim beni iyi biliyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin, hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır. Bu değiştirilemez. Rahmetli Menderes'in yeter söz milletindir diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı 1950'den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde hep Türkiye'nin bu gücünün zayıflatılması vardır. Darbeler bunun için yapılmıştır. Muhtıralar bunun için verilmiştir. Koalisyonlar bunun için kurulmuş, bunun için yıkılmıştır. Zenginliğimiz olan köken ve meşrep farklılıklarımız bunun için ayrışma sebebi haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi hep bunun için engellenmiştir. Ülkemizin doğusundaki, güneyindeki, kuzeyindeki, batısındaki güç ve etki alanlarının üzeri hep bunun için örtülmüştür. Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bizi yıllarca boğanların korkusu hep bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye yüzyılının bir gün gelip kapılarına dayanacağıdır. Bugün işte o gündür. Siz burada bugün onun için varsınız. Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal. Ve Sayın Sinan Oğan. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda bize her şey seni hatırlatıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilan edilmeyen kesin sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi için Aksaray'da binlerce vatandaş sokaklara döküldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan %52,1 oy alarak bir seçim zaferine daha imza attı. YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada, geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir ifadelerine yer verdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Aksaray'da binlerce vatandaş sokaklara döküldü. Aksaraylı vatandaşlar partinin il binası önüne akın etti. 7'den 70'e herkesin toplandığı caddede vatandaşlar ellerinde bayraklar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Şehrin her noktasında kutlama yapan vatandaşlar akşam saatlerinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı alanına geldi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş şarkılar ve havai fişeklerle Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı. Tırla, kepçeyle, iş makinesi gibi araçlarla da meydana gelen vatandaşlar renkli görüntülere sebep oldu. Mitingde açıklamalarda bulunan belediye başkanı Evren Dinçer, Aksaray halkı yine rekor bir oyla reisinin yanında oldu. Asırlık hizmetleri 21 yıla sığdıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 100 yılı başlıyor açıklamalarında bulundu. Seçim şartında çok büyük emek sarf eden seçim komutanımız, il başkanımız Sayın Hamza Ak'tır. Şimdi sizlere hitap edecek arz ediyorum. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın değerli kadroları, bugün Türkiye 100 yılının tarihi bir gününü yaşıyoruz. İkinci turda Cumhurbaşkanımıza Aksaray özelinde, Türkiye genelinde yoğun bir destekle tekrar iş başına dedik. Aksaraylı hemşehrilerime bugün burada oldukları için ve sandık başlarında yaklaşık 14-15 saattir görev yapan ve oylarını kullanan hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda Aksaray'da 14 Mayıs seçimlerine göre katılım oranı %2,58 düşerken Recep Tayyip Erdoğan ise kesin olmayan sonuçlara göre %3,89 oranında daha fazla destek gördü.
Türkiye siyasi tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı seçmek için ikinci defa sandığa gitti. 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Sabah 8 ile 5 arasında yapılan seçimlerin ardından döküm ve sayım işlemleri yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 185.491 ile oyların %71,38'ini alırken Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 60.449 oy alarak %24,62 oranında kaldı. Katılım oranı %2,58 düşüş gösterdi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Aksaray'da %86,88 katılım oranıyla sandığa giden Aksaraylılar ikinci tur seçimlerinde %84,30 oranında katılım gösterirken %2,58 oranında seçmen ise sandığa gitmedi. Buradayız başkanım. Sen başkanım. İmzacı işlemi. Yoğun yaşandı hemen ama anlamışı ayrılabiliyor. Fazla bir düşüş olacağını ben zannetmiyorum. Ülke genelinde de inşallah sonuç etkileyecek, ortaya çıkmayacaktır. İnşallah sonuç ayrı bir şekilde bugün akşam kutlamalarımızda. Benim tahminim daha yüksek oranda Aksaray'ımızda bir oy oranı çıkacağı kanaati bende hakim. Ülke genelinde de aynı şekilde olacağı şeklinde. Zaten bu 14 günlük çalışma, seçim çalışması da en net şekilde ortaya koydu. Ki son anket çalışmaları diğerine anket çalışmaları da doğrultuda netelikteydi. İnşallah hem Aksaray'ımızda hem ülke genelinde oyumuzu artarak çıkacağımızı düşünüyoruz. Teşkilatımızdan on binlerce SMS sistemiyle kayıtlı olan Aksaray'da hemşerilerimiz saat 11 civarında ve 10 civarında sandığa Ben vatandaşlar, Türkiye'de zaten katılım oranı yüksek, %90'lara yapıldı. 2 hafta önce yapıldı seçimler. Bu dünyaya demokrasi örneğiydi. Amerika'da seçimlere ortalama katılım %30. Avrupa ülkelerinde de %30'da %50 arasında olur iken, Türkiye'deki %90'ları civarındaki katılım zaten dünyaya Türk milleti bir demokrasi dersiydi. Türkiye'de demokrasinin işlediğini, İnsan haklarının, özgürlüklerin, her şeyin rahatça işlediğini göstergesiydi bu. Bunun için milletimiz ikinci raundunu kurdu. Şu an oyunu kullanarak bizim gibi, biz de ailemizle birlikte demokrasi adına vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Bunu özellikle altını çizerek tekrar söylüyorum. Tüm Aksaray'da hemşerilerin de vatandaşlık görevini yerine getirmelerini. 3 saat gibi bir süre var, 3 saatten fazla bir süre var şu an itibariyle sandıkların kapanmasını, mutlaka oylarını kullanmasını ve çıkan sonucu biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her seçim sonunda liderimizin söylediği gibi milletin iradesine saygı duyacağız, saygı duyacağız. İnşallah ülkemiz için, Aksaray'ın için hayırlı bir seçim olur, sonucu hayırlı olacak. Biz Türkiye yüzyılının başlamasını bugün 28 Mayıs, yarın 29 Mayıs anlamında giriyor İstanbul'un fethi. Dünya kamuoyuna yarın inşallah bu kutlamayı, Türkiye yüzyılının başladığının mesajını bütün dünya yarın hep birlikte Cumhurbaşkanımızla, liderimizle birlikte 29 Mayıs'ta görecek. Evet, peki efendim şimdi 14 Mayıs'tan sonra, yani gözlerimizi bir sonra da devam ettiniz. Sağdaki yansımalar nasıl oldu? 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı %72 bir oy baksınlar. 28 Mayıs'ta beklentiniz yeni nasıl olacak? Ben daha önceki röportajlarda ve açıklamalarımızda da söylediğim gibi Ağustos 2014 ilk Cumhurbaşkanı halkımızı seçtiğinde %76 oy vermişti Aksaray'a. Onun üzerinde bir beklenti olduğunu söylüyorum. İnşallah onun üzerinde bir beklentiyle ülke genelinde de %60'lara yakın, %50'nin üzerinde bir sonuçlar inşallah yani seçileceğini ümit ediyorum. Hayırlı mübarek olur, maşallah. Sağ olun. Öncelikle bir şey zor. Dur, şöyle. Bunu
seni, sen şunu al benim ya. Şunu al eve. Ben seni şimdi şöyle kaldıracağım. Evet. Şimdi karşıya bakacağız. Murat abiye bakacağız. Hepimiz evet. 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 Üçümüz de bakıyoruz. Birisi kalsın, öbürlerini atın siz. Birisi kalsın. Dur, beni tekrar şöyle bulasın. Tamam oğlum, teşekkür ederim. Nasıl karşılayayım? Gel, gel. En küçük sandık kuruluyum. Ben de gubernerim bahsediyorum. Sayın Başkan, oyunuzu kullandınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, demokrasi şölenimizin ikinci turu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşadığımız farklı bir duygu. Tek köy, tek pusula. Cumhurbaşkanımız inşallah bugün günün sonunda en yüksek oy oranıyla Aksaray özelinde Türkiye genelinde seçeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok elhamdülillah. Kadrolarımız tamamen sahada. Milletvekilimiz Sinan Özkan'la beraber geziyoruz biz bugün. Diğer arkadaşlarımız diğer taraflarda sahada. Elhamdülillah biz çalıştık. Emeğimizin de karşılığını alacağımızdan eminiz. Doğru adamla doğru zamanda yola devam diyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Özkan, sizler de oyunuzu kullandınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Gerçekten de ilk defa biz ikinci tur seçimi yapıyoruz. Türkiye tarihinde ilk. Sakin bir seçim ortamı var. Birinci seçimde aynı şekilde olmuştu. Hem parlamento seçimi hem milletvekilliği seçimi. Sakinlik içerisinde geçiyor. İnşallah bizim demokrasimizin en güzel yanı bu. Artık Türkiye bunu aştı. Artık demokratik seçimler ve insan iradesinin, milletimizin iradesinin sandığa yansıması çok önemli. Benim gördüğüm kadarıyla katılım da fena değil. Biz tabii milletimizin özellikle iradesini yansıtması açısından sandıklara git gelmesini istiyoruz. Geçen seçim az bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımız seçilmiş. İnşallah bu seçimde biz çok yüksek oy bekliyoruz. Milletimizin teveccühünü görüyoruz. İnşallah milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum seçimlerin. Evet, 14 Mayıs'ta milletimiz istikrardan yana olduğunu bir kez daha gösterdi yapılan seçimlerde. Cumhurbaşkanı seçimlerimizde ikinci tura kaldı demokrasinin gereği. İkinci turda da bugün seçimlerimiz devam ediyor. Biz sabah erken saatlerde AK Parti teşkilatları olarak bütün sandıklarda yer aldık. Ben buradan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de sabah 8 itibariyle bütün okullarımızı ziyaretlere başladık. Milletvekili adaylarımızla, il teşkilatımızla, ilgili meclis başkanımızla, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımızla okul ziyaretleri yapıyoruz. Ben burada da hem oyumu kullandım hem de okul ziyaretine geldim. Sandıkları ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımıza hemhal ediyoruz. Sonuçta seçimler bir demokrasi şöleni. Huzur ve güven içerisinde 14 Mayıs'ı geçirmiştik. İnşallah bu seçimi de yine böyle huzur ve güven içerisinde geçireceğiz. Sakin gidiyor. Ben onu da gördüm, hissettim. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olur. Ben buradan bütün Aksaraylı hemşehrilerimize, Cumhurbaşkanımıza vermiş oldukları destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse akşam parti binamızda ve meydanda yapacağımız kutlamaya da bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi bekliyorum. Bu sefer kısa sürüyor, iyi sürüyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah vatanımıza, milletimize. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun diyoruz. Bu biz demokrasi tarihimizde bir ilki deniyoruz. İlk defa bir seçimde ikinci tur yapıyoruz. Bu 2017 referandumuyla kabul ettiğimiz anayasa değişikliğinin, sistem değişikliğinin bir tabii neticesi. Birinci turda milletimiz parlamentoyu seçti. Cumhurbaşkanlığını bir daha düşüneceğim dedi. Milletin kararı her şeyin üzerindedir. Şimdi Cumhurbaşkanlığını tekrar seçecek. Ben memleketimize, milletimize, devletimize ve bulunduğumuz coğrafyaya, kardeş coğrafyalara hayırlı olsun diyorum. İnşallah huzur içinde bir seçim yaşayacağız.
Netice milletimizin kararıdır. Başımızın üzerinde yeri var. Hayırlı uğurlu olsun. Buradayız Sayın Bey. Tamam. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında oylarımızı verdik Aksaray'da. Cenab-ı Allah milletimize, devletimize, Aksaray'ımıza hayırlı versin inşallah. Bu süreç içerisinde gayet olumlu, güzel bir hava vardı. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı Aksaray'ımızda. Vatandaşımız demokratik haklı olarak gördüğüm kadarıyla herkes çok ciddi anlamda sandığa sahip çıkıyor ve oylarını vermek için sabahın 8'inden itibaren okullara koştular. İnşallah bu seçimin memleketimize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve bu hassasiyetlerinden dolayı, bu güzelliklerinden dolayı da Aksaray halkımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada ben Aksaray'daydım. Şimdi de ikinci tur. Hepimizin amacı bütün vatandaşlarımızın sandığa gelip iradelerini ortaya koymaları ve ülkemiz için de hepimizin beklediği hayırlı, iyi bir sonucun da ortaya çıkmasıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimler için bugün Aksaray'da ve tüm Türkiye'de yurttaşlarımız sandık başında. Biz de genel merkezimizin görevlendirmesiyle birlikte Aksaray'dayız. Ben seçimlerimizin kazasız, belasız, olaysız, barış içerisinde, huzur içerisinde geçmesini diliyorum. En doğru kararı halkımız verecektir. Dolayısıyla çıkacak olan sonuca herkes razı olacaktır. Demokrasinin gereği budur. Dediğim gibi kazanan Türkiye olacaktır. Ben Aksaray'daki başta Aksaray olmak üzere Türkiye'ye başarılar getirmesini diliyorum. Sağ olun. Oyumuzu kullandık. Çanakkale vekilimiz İsmet Gümüşhan Bey, İstanbul Milletvekilimiz Sibel Özdemir Bey, burada görevliler. Beraber okulları geziyoruz. Herhangi bir huzursuzluk görmedik. Sükunet içinde geçiyor seçim. Vatana millete hayırlı olsun. Biz kazanacağız diyoruz. Sağ olun. İyiyiz. İyi nasılsınız? İyisiniz. Allah hoş geldiniz. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kolay gelsin. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Hepimiz için, ülkemiz için inşallah iyi olsun. İyi, hatıram iyi, gene iyi yani. Rahatsız edildi tabii, daha hızlı geçiyor değil mi? Tabii biraz daha sevdi. Hatıram bir de şey az olduğu için. Tabii hızlı. Seçenek. Evet, bugün tarihi bir gün. Türkiye'miz için, Aksaray'ın için, vatanımız için, demokrasinin, liyakatin, hak, hukuk, adaletin tecelli edeceği bir gün olacak inşallah. Millet İttifakı'nın kazanacağı bir seçim olacak. Oyumuzu kullandık. Vatana, millete hayırlı olur inşallah. Millet İttifakı'nın İYİ Parti İl Başkanı olarak vatanımız, milletimiz için hayırlısı neyse olsun diyoruz.
kazanan taraf olmaktan da gurur duyacağız inşallah bu akşam. Teşekkür ederim. Gel bak. Hadi bismillah. Zaten hadi hayırlı olsun inşallah. Sayın vekilim, oyunuzu kullanmaya geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii Türk siyasi tarihinde ilk defa seçimler ikinci tura kaldı. Bugün Türk milleti kendisini 5 sene yönetecek olan 13. Cumhurbaşkanımızı seçecek. İnşallah bu seçim Türk milletinin, Türk devletinin hayrına, mutluluğuna, barışına, güzel günlerine vesile olur. Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Millet iradesi sandığa nasıl girecekse ve o sandıktan nasıl çıkacaksa bu sonuçlara herkesin saygı duyması lazım. Dolayısıyla bu seçimlerinde başta dediğim gibi milletimize, devletimize, gönül coğrafyamızdaki tüm insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçim demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru. Gördüğüm kadarıyla vatandaşımız da seçimlere gayet ilgili, katılma oranı çok yüksek. İnşallah sonuç milletimiz için hayırlı olur. Parti'nin Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk seçim sonuçlarını büyük bir memnuniyetle karşılayarak yaptığı açıklamada Erdoğan'ın liderliğinin devam etmesinin Türkiye için büyük bir güç olduğunu vurguladı. Kıymetli hemşehrilerimiz, bugün evet, çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Aksaray'ımız Türkiye'de ilk 5'e girerek Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği veren biriyiz. Bugün bu coşkuyu da meydanda görüyoruz. İnşallah Ankara'da da, İstanbul'da da yapılan mitinglerde Türkiye'nin coşkusunu göreceğiz. Biz çok çalıştık, emek verdik. Emeğimizin, 5 yıllık emeğimizin karşılığını bugün meydanda görüyoruz. Bugün burada sevinenler
bayrak diyen, vatan diyen, ezan diyenlerdi. Üzülenlerin ne dediğini siz, ben vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Ayasofya'yı açanlarla açmayanların arasındaki bir yarıştı. Elhamdülillah Ayasofya'yı açanlar kazandı bugün. Dinimize, bayrağımıza tasallut edenlerin kaybettiği bir gündü bugün. Çok gururluyuz. Bütün hemşehrilerime ve Türkiye'mize, bizleri destekleyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Aksaray'da kendisinden ayrılmak isteyen polis sevgilisini polisin kendi tabancasıyla başından vuran kadın adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen genç kadın neden vurdun sorusuna hak etti diye cevap verdi. Olay saat 22 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839. sokakta bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir yıldır polis memuru Abdullah Eroğlu ile birlikte yaşayan Aysel Gökçe, polis sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine dün gece tartışma yaşadı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Abdullah Eroğlu, tayininin çıkacağını ve gideceğini söylemesi üzerine polis memurunun evde bulunan beylik tabancasını ele geçiren genç kadın, polisin kafasına bir el ateş etti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve soruşturma gereği jandarma ekiplerine teslim edilen genç kadın, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdiği Aysel Gökçe, basın mensuplarının neden vurdun sorusuna hak etti diyerek cevap verdi. Aksaray Emlakçılar Derneği Başkanı Oktay Çapacı, Aksaray'ın konut fiyatları hakkında önemli bilgiler verdi. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Aksaray Akemdar Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Çapacı. Yıl 1995'ten beri emlak camiamızın sektörün içerisindeyiz. Bu camiada daire fiyatlarıyla alakalı vatandaşlarımızın beklentilerine, isteklerine, taleplerine karşılık vermek üzere 2019 yılında Akemdar Emlak İnşaat Yönetim Kurulu'nu kurduk. Biz bu camiada şu an önümüzdeki seçimler bitti. Şu an Aksaray halkımız, Türkiye geneli olsun, indirim söz konusu. Bununla alakalı devletimizin açıklamalarını, devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bekliyoruz. Tabii seçim olduktan sonra bununla alakalı euro dolar indirime girdi biraz. Hani şu an esnedi. İndirime girdiğinden dolayı daire fiyatları ufak tefek indirim var tabi. Bu da %5, %10 gibi alanı kapsıyor. Şu an Aksaray'da bulunan dairelerde talepler çoğaldı. Vatandaşlarımız bununla alakalı tabi ellerinde yüksek bedel olduğu için daire fiyatları bununla alakalı konut kredilerine başvuruyorlar. Konut kredileri açıldı şu an. Gerek Halk Bankası olsun, gerek devlet bankaları, gerek diğer bankalar şu an konut kredilerini açmış bulunmaktadır. Şu an devlet büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız asgari ücretle alakalı şu an normal şartlarda iki katını yapacağını söyledi. Biz de tabii buna talebe karşılık olduğu için bununla alakalı 19 bin küsur olacağını ve gerçekten bu da Türkiye'miz için, çalışanlar için daire alabilecekler. Kiradan kurtulup tamamen daire almaya başlayacaklar. Bu da güzel bir şey. Hani bunu da devlet büyüğümüz açtığı için gerçekten orta halli insanlarımız artık daire alabilecek. Bununla alakalı da biz de elimizi taşın altına koyup daire fiyatlarını faiz fiyatlardan mesela 1,5-2 milyonluk bir daireye yani bir geri adım atarak 200-300-500 bin lira gibi düşüş bekliyoruz. İnşallah bu da olacak Allah'ın izniyle. Temennimiz bu şekilde. Şimdi sırada hava durumu.
Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.